Merhaba arkadaşlar. Eğitim Vadisi'nin ikinci föyünde mitoz bölümü ve eşe süreme sorularını çözeceğiz. Yani sayfa 3 ve sayfa 10 arası testlerimizi çözeceğiz arkadaşlar şimdi. Birinci sorudan başlayalım. Birinci soruda hücre bölünmesine 1. Yüzey hacim oranının azalması 2. Çekirdeğin sitoplazmayı yönetmekte güçlük çekmesi 3. Hücre zarında madde alışverişinin zorlaşması durumlarından hangileri neden olur diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar baktığımızda biz demiştik ki hücre zarının yüzey alanıyla sitoplazmanın hacim oranı eğer azalırsa, yani biri R² kadar diğeri R³ kadar artmaya başlarsa bu oran azalır ve çekirdek bölünmek için artık hazırdır demiştik. Çekirdeğin sitoplazmayı yönetmekte güçlük çekmesinin zaten sonucu budur. Yüzey hacim oranının azalmasıdır esas sonucu. Hücre zarında madde alışverişi zorlaşır ve çekirdek artık mecburen bölünmeye zorlanır aslında. O yüzden üçüncülümüz de doğrudur arkadaşlar. Üçüncül de bölünmeye yardım eder. Yani bölünmenin bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Sonra ikinci soruya geldiğimizde mitoz bölünme ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır diyor. Basit bir soru bu. Tek hücre canlılarda üremeyi sağlar diyor. Evet doğru. Tek hücre canlılarda üremeyi sağlar. Bölünme sonucu oluşan hücreler ata hücre ile aynı kalıtsal bilgiyi taşır. Mitoz bölünmede mutasyon haricinde kalıtsal bilgi değişmez. Bu da doğru. Diploid iki en kromozomlu hücrelerde gerçekleşmez diyor. Oysa ki kromozom sayısı fark etmez değişmeyeceği için en olmuş, iki en olmuş, üç en olmuş fark etmez. O yüzden burada bir yanlışlık var. Eşey süremenin temelini oluşturur doğru. Çünkü kalıtsal çeşitlilik meydana gelmeyeceği için genelde eşey süreme temeli mitoza dayanır şeklinde söylenir. Evrimsel sürece çeşitlilik sağlamadığı için herhangi bir şekilde katkı da sağlamaz derler. Buradan cevabımız C seçeneği olarak çıkar. Üçüncü soruya baktığımızda 2 eneştir 46 kromozomlu bir hücre ard arda 2 mitoz bölünme geçiriyor demiş. Buna göre bölünme sonucunda oluşan hücre sayısı ve oluşan her bir hücrenin kromozom sayısı aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiş diyor. Şimdi arkadaşlar arka arkaya iki kez mitoz geçiriyorsa yapmanız gereken şey şu. Birden 2, 2'den 4 hücre oluşur hocam demek. Bu şekilde zaten hücre sayısı 4'e çıktı denildiğinde 3 şıkkı elersiniz. Sonra bir de elinizde şöyle bir kural var. Mitoz bölünmede kromozom sayısı değişir mi? Hayır, değişmez. 46 ise 46 şeklinde kalır dersiniz. Buradan da rahatlıkla B seçeneğine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Dördüncü soruya geldiğimizde aşağıdaki tabloda mitoz bölünmeye ait bazı evreler ve bu evrelerde gerçekleşebilen bazı olaylar verilmiştir diyor. Buna göre tabloda hangi evrede gerçekleşen olay yanlış verilmiştir diyor. Bakıyoruz şimdi interfazda DNA kendi kendine eşler iki katına çıkar. Doğru. Sonra bakıyorum profazda kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşür. Doğru. Metafazda kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması demiş. Ayrılma anafazda gerçekleşir. Metafazda değil. Burada bir hata var. Anafazda iyi ipliklerin kutuplara doğru çekilmesi. Doğru. İyi iplikleri kutuplara doğru çekilir. Kromozomları ayırmış olur. Mitozda ise kardeş kromatitleri çekiyordur şu an. Bu da doğru. Telafazda profazın tersidir. Çekirdekler oluşur. Çekirdekçik oluşur. Bu da doğru. Yanlış verilen tek bir şık var arkadaşlar. O da metafaz evresi. Sonra 5. soruda diyor ki N eşittir 3 kromozomlu bir hücrenin mitoz bölünmesine ait bazı evreler aşağıdaki şekilde verilmiştir. Numaralandıran evreler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Zaten arkadaşlar bakın burada bir kardeş kromatitlerin ayrıldığını görüyoruz. Buraya herkes bir anafaz diye hemen yapıştırmıştır. Merkezde kromozomlar dizilmiş. Merkezde dizildiği için metafaz demişsinizdir diye ümit ediyorum. Sonrasında baktığınızda hocam bu evrede iyi ipleri oluşup artık kromozomlara doğru hareket etmeye başlamış. Kinetofor noktalarından tutacak belki de. O zaman da burasına da hocam ilk evre olan, yani mitotik evrenin ilk evresi olan profaz evresi dersiniz. Anafaz, metafaz ve profaz şeklinde gideceği için herkes cevabın D olduğunu bulmuştur diye düşünüyorum. Altıncı soruya gelip baktığınızda diyor ki mitoz bölünme sırasında gerçekleşen sentrozom eşlenmesi, sentromerlerin ayrılması, iyi ipliklerin oluşması olaylarından hangileri bölünen hücrenin bitki hücresi olmadığını kanıtlar diye bize söylemiş. Şimdi arkadaşlar bundan sonra sadece şunu yapmamız gerekiyor. Adamın beklentisi şu: bitki hücresinde olmayan bir şeyi arayın diyor.
Sendrozomlar bitki hücresinde yoktur biliyorsunuz. Sentrozom işlemesi onlarda meydana gelmez. İyipitleri özel proteinler ya da mikrotübüller tarafından yapıldığı söylenir. Yani sentrozom kesinlikle yok. Sentromer ayrılması, sentromer noktaları kardeş kromatitlerin birleşme noktasıdır. Bitki hücresinde de vardır bu arkadaşlar. Ve bitki hücrelerinde de arkadaşlar iyipitleri oluşur. Dediğim gibi sadece iyipliğinin oluşma mekanizması farklıdır. Ama iyipliği temelinde yine oluşur bitki hücresinde. O yüzden herkes A seçeneğini işaretlemiştir diye ümit ediyorum. 7. soruya geldiğimizde bir epitel hücresinin bölünmesi sırasında aşağıdaki olayların hangisi en son gerçekleşir diyor. Bakıyorum. Hocam DNA replikasyonu diyorsa burası interfazda gerçekleşmiştir. Bölünme evresi değildir kendisi. Bir hazırlık evresidir. Sitoplazmanın boğumlanması sitokinezdir. Mitotik evreden sonra gerçekleşir. Kardeş kromatitlerin ayrılması anafaz evresidir. İyipitlerin oluşması profaz evresidir. Kromozomların kromatin ipliğe dönüşmesi yine aynı şekilde eğer kromozomlar tekrar kromatin ipliğe dönüştüyse burası telofaz evresidir. İnterfaz hazırlıktır. Anafaz, profaz, telofaz, mitotik evredir. En sonunda sitokinez gerçekleşir. Yani boğumlanma gerçekleşir deyip buradan cevabımızın B seçeneği olduğunu bulmuşsunuzdur inşallah. Sonra 8. soruda aşağıdaki grafikte mitoz bölünme sırasında DNA miktarındaki değişim diyor arkadaşlar. Şimdi DNA ilk kadına çıktıysa buraya herkes çat diye interfazı yapıştırmıştır. Sonra hocam DNA miktarının değişmediği nokta profaz, metafaz, anafaz hatta telofazın sonuna kadar neredeyse DNA miktarı eşit kalır. Sonrasında sitokinez gerçekleşirken yani sitoplazma bölünmesi gerçekleşince de son anda yine baştaki DNA miktarına geri dönmüş olur diye düşünüyorum. Buna göre diyor X, Y ve Z zaman aralıklarında gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bakıyorum. X'te DNA replikasyonu gerçekleştirmiştir. Gerçekten interfaz evresinde DNA replikasyonu gerçekleşir. Doğru. Y'de iyipitler oluşur. Doğru. Y'de profazda iyipitler oluşur. Sonra telofazın sonunda artık tamamen karyokines çekirdek bölünmesi bittiğinde kaybolurlar. Bu da doğru. Z'de sitokinez gerçekleşir. Zaten biz de öyle düşünmüştük. Sitoplazma bölünmesi sonucu DNA miktarı yine sabit aynı yere geri döner diye düşünmüştük. O yüzden doğrudur. Arkadaşlar dediğim gibi bunları yazarak en azından bir yorum katarak yaparsanız daha rahat yaparsınız diye düşünüyorum soruları. 9. soruya geldiğimde aşağıdaki şekilde hücrenin hayat döngüsü şematize edilmiştir. Çoğunluğu interfazdan oluşan bir ara karyokines en sonunda da sitokinezin görüldüğü yani çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesinin görüldüğü bize resmedilmiş arkadaşlar. Buna göre şekildeki olaylar insanda hücrelerinden hangisinde görülebilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada gösterdiği şey normal bir mitoz bölünmeden bahsediyor. Baktığımda hocam olgun al yuvarlar çekirdeklerini kaybettikleri için bölünme yeteneklerini kaybetmişlerdir arkadaşlar. Gider. Deri epiteli evet hocam derimiz yenilenebilir. Kendini onarabilir. O yüzden deri epiteli bu döngüyü aynen bu şekilde sağlayabilir. Sinir hücreleri arkadaşlar sendrozom bulundurmaz. Sendrozom bulundurmadığı için bunların bölünme şansı yoktur deyip cevabımız buradan B seçeneği yani yalnız 2 çıkmıştır. 10. soruya gelip baktığımızda 2 eşittir 8 kromozomlu bir hücrenin mitoz bölünme sırasında gerçekleşen olaylarla ilgili grafikleri vermiş. Hangi grafikler çizilebilir diye sormuş bana. Bakıyorum. Hocam mitoz bölünme sonucu bir hücreden iki hücre oluşacak. Yani bu grafik gayet doğru. DNA miktarı önceki katına çıkacak interfaz. Sonra profaz, metafaz, anafaz ve telofazı yani karyokinezi çekirdek bölünmesini geçirdikten sonra en son sitokinezi gerçekleştirecek ve başlangıçtaki DNA miktarı ile aynı DNA miktarına sahip olacak. Bu da doğru arkadaşlar. Gen sayısı diyor. Gen sayısı önce sabit kalıp sonra azalıp sonra artıp sonra sabit kalması gibi bir durum. Özellikle mitoz bölünme geçiren bir canlıda görülmez arkadaşlar. Böyle bir grafiği ben hayatımda ilk defa görüyorum. O yüzden bu yanlıştır. Öyle bir artış daha sonra da bir anda bir azalış görülmez. Aşama aşama gerçekleşir bunlar. O yüzden cevabımız buradan C seçeneği çıkar. 10.000'in soru. Yanda bölünmekte olan bir hücreye ait kromozom durumu verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar bakıyorum ben merkeze dizilmişler. Metafaz evresinde şu an buradaki kromozomların görünüşüne göre bu yorumu yapıyorum. Açıklamalardan hangisi doğru diyor. Homolog kromozomlar bir arada bulunamaz diyor.
Hocam şu an zaten homolog kromozomlar merkezde yan yana dizilmiş durumdalar. Bu gayet mantıklı. Karyotip belirlemesi yapılabilir diyor. Evet hocam, en net metafaz evresinde karyotip belirlenmesi yapılır. Doğru. Sonra iyi piklerin tamamı kinetokorlara tutunmak zorundadır diyor. Arkadaşlar şimdi şöyle düşünüldüğünde iyi pikleri bu resimde de görüldüğü üzere sanki gitmiş bütün hepsi kinetokorlara tutunmuş gibi duruyor ama arada tutunmayıp şu şekilde boşta olanlar da vardır. Yani o yüzden hani eminim herkes hani 1 2 3'ü işaretlemiştir ama zorundadır lafına bir takılı kalın. Hocam tutunmak zorunda değil. Bazıları boşta da bulunabilir diyebiliyorsanız gerçekten zaten burada mitoz bölünmeyi, meyoz bölünmeyi anlamışsınız demektir. Sonra 12. soruda diyor ki mitoz bölünmenin anafaz evresinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir? Bakıyorum anafaz ayrılma evresiydi hatırlıyorsanız. İyi piklerinin kutuplara doğru çekiliyorsa büyük bir ihtimal çektikleri şeyler kardeş kromatitlerdir. Doğru. Zaten bakın 1 ile 2 bildiğiniz birbirini destekliyor. Kardeş kromatitleri çeken, onları birbirinden ayrılan zaten iyi pikleri. Bu doğru. Çekirdek zarını oluşturmaya başladıysanız anafazda değil, telofazdasınızdır. Bu özellik telofaza ait bir özellik. O yüzden 3'ün görülme ihtimali zaten yok. 1 ile 2 de birbirini desteklediği için oradan C seçeneği çıkar dersiniz rahatlıkla. 13. soruya geldiğimizde diyor ki mitoz bölünme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Canlının tamamında büyüme ve gelişmeyi sağlar. Tamamında büyüme ve gelişme mi yoksa ayrıca üremeyi de sağlar mı diyeceksiniz. Hocam üremeyi de dahil etmek lazım. O yüzden burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Diğer şıklara da bakıyorum. Çok hücreli canlıların bazılarında üremeyi sağlar. Doğru. Sonra bakteri hücresinde mitoz bölünme gerçekleşmez. Amitoz bölünme gerçekleşir. Geometrik şekilde sayılarını arttırırlar. Doğru. Bazı canlılarda gamet oluşumunu sağlar. Doğru. Mesela erkek arılarda biliyorsunuz sperm oluşumunda mitoz bölünme görev alıyordu. Evrimsel sürece katkı sağlamaz çünkü genetik çeşitlilik meydana gelmez. O zaman bizim en başta fark ettiğimiz şey doğru. Canlının tamamında büyüme ve gelişme diyor. Hayır, bazılarında mitoz bölünme bir üreme şeklidir arkadaşlar diyebiliriz. 14. soruya geldiğimizde 2 eşittir 16 kromozomlu bir hücrenin mitoz bölünmesi sonucu oluşan hücrelerin kromozom durumları aşağıda verilmiştir diyor. Hocam bakıyorum 2 eşittir 16, 2 eşittir 16'ya 16 olmak zorunda ama sanki burada bir ayrılmama durumu var gibi geliyor. Buna göre mitoz sonucu oluşan hücrelerin kromozom sayılarındaki değişime hangileri neden olmuş olabilir diyor. Bakıyorum intihar evresinde DNA replikasyon sırasında DNA baz dizilimde hata meydana gelir. Bu mutasyon demek arkadaşlar. Ayrılmamaya sebep olmaz. Bu resmen bir mutasyon örneği. Anafaz evresinde kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılamaması. Zaten biz en son onu fark etmiştik. 2n eşittir 16, 2n eşittir 16 olması gerekirken 17, 15 nasıl oldu? Ayrılmama sonucu olmuş demiştik. Bu doğru. Telofaz evresinde çekirdek zarının oluşamaması diyor. Eğer çekirdek zarı oluşamasaydı iki hücre nasıl oluşacaktı diye sorarsanız bu da saçma bir cevap olmuş. Buradan cevabımızı rahatlıkla zaten B seçeneği çıkar. Zaten baştaki grafiği şekli yorumladıktan sonra o cevaba ulaşmanız çok da uzun sürmemiştir bence. 15. soruya geldiğimizde mitoz bölünmede kardeş kromatitler arasındaki uzaklık değişimi aşağıdaki grafikteki gibidir. Yani arkadaşlar demek istediği şey uzaklık artmış. Kardeş kromatitler arası uzaklık artmış. Buna göre grafikteki değişimin gerçekleştiği evrede. Hangi evre hocam? Bu anafaz evresi. Yani bildiğiniz anafaz evresi işte. Hangisi gerçekleşir diyor. Bakıyorum. Sentromer ayrılması gerçekleşir. Doğru. Sentromer noktalarında ayrılıp zıt kutuplara doğru kardeş kromatitler hareket eder. Doğru. Kesinlikle bu evrede DNA replikasyonu gerçekleşmez. DNA replikasyonun gerçekleştiği evre interfazdır. Bir bölünme evresi değildir. İyi pikleri kısalarak kardeş kromatitleri zıt kutuplara doğru çekiyordur. Doğru. Yani buradan yine cevabımız rahatlıkla 1-3 seçeneğidir arkadaşlar. Buradan da rahat rahat bulmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Diğer soruya, yani diğer testteki ilk soruya geçtik. Aşağıda bölünmekte olan hücreler ve kromozom sayıları verilmiştir. Bakıyorum kromozom sayıları değişmemiş X ve Y'de ama Z'ye geldiğimizde 2N'den N'e düşmüş. Sanki hani ilk ikisi mitoz, sanki üçüncüsü meyoz bölünme gibi geliyor bana. Bakıyorum buna göre X, Y, Z olaylarında hangisi mitoz bölünmeye gerçekleşir diyor. Mitoz bölünmede kromozom sayısının değişmemesi beklenir arkadaşlar. X de değişmemiş, Y de değişmemiş, Z de değişmiş. O zaman X ve Y
Mitoz, Z'ye mayoz bile diyebilirim. O yüzden buradan da cevabım rahatlıkla C seçeneği çıkar zaten. Sonra ikinci soruya geldiğimizde diyor ki insanda mitoz bölünme. 1. Büyüme ve gelişmeyi, 2. Yaraların donarımını, 3. Gamet oluşumu olaylarından hangisini sağlar diyor. Şimdi arkadaşlar mitoz bölünme gerçekten insanda büyüme ve gelişmede rol oynar. Ki en çok da embriyonik dönemde biz mitoz bölünmenin ne kadar hızlı olduğunu görürüz. Yaraların donarımı doku düzeyinde bizde onarım sağlar, doğru. Sonra gamet oluşum denildi. Biz gametlerimizi yani üreme anahücrelerinden sperm hücresi ya da yumurta hücresi oluştururken daima mayoz bölünmeyi kullanırız arkadaşlar. Mitoz bölünmeyi değil. Bizim gamet oluşumumuzda mitoz bölünme örneğine rastlanmaz. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olarak çıkar. Üçüncü soruda mitoz bölünmede olaylarının gerçekleştiği evreler aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiş diyor. Zaten gözünüzde de şu çarpmıştır artık. Hocam biri DNA replikasyonu dediği an hocam bu bölünme evresi değil bir interfaz evresidir deyip şıklardan eleyerek bile gidebilirsiniz. Kardeş kromatitlerin ayrılması ayrılma bir anafaz evresidir. Yani birincisi interfaz, ikincisi de hocam anafaz olacak dersiniz. Burada profaz demiş D şıkkında. A şıkkında ise anafaz demiş. Direkt kopya çekerek rahat rahat bu soruları çözebilirsiniz benim yaptığım gibi. Aşağıdaki şekillerden hangisi 2 enişte 4 kromozom bir hücrenin mitoz bölünmesine ait olamaz diyor. Bakıyorum. Hocam şurası profaz evresi. Mitozun profazı gayet güzel bir şekilde gösterilmiş. A şıkkında bir seçenek yok. B şıkkına baktığımda metafazlar şu an 4 tane kromozom görebiliyorum. Bu da mitozun metafaz evresi. Merkezde ekvatoral düzlemde dizildikleri evre herhangi bir sıkıntı yok. C seçeneğine gittiğimde hocam 2 eneştir 4 kromozomlu yapı kardeş kromatitlere ayrılmış. Bu dakikadan sonra bu kardeş kromatitler de birer kromozom. O yüzden burası anafaz evresi, mitozun anafazı ve gayet doğru bir şekilde çizilmiş. D seçeneğine geldiğimde hocam buradaki kardeş kromatitler artık kromozom. Yani 2 eneştir 4 yukarıda, 2 eneştir 4 kromozomsa aşağıda bulunuyor. Burası bir telofaz evresi, mitozun telofazı dersiniz. Bu da doğru. Sonra buraya geldiğimizde ise arkadaşlar merkezde çiftler halinde tetratların dizildiğini görüyorum. Merkezde çiftler halinde tetrat lafını duyuyorsanız burası büyük bir ihtimal arkadaşlar mayoz 1'in bakın mayoz 1'in metafaz 1'idir. Çünkü ilk defa tetrat lafını duyuyorsunuz. Homolog kromozomların çiftler halinde merkezde dizildiğini görüyorsunuz. Burada bir hata var derseniz burası mitoza ait değildir. Mayoza aittir deyip yapıştırıp geçebilirsiniz. Beşinci soruda diyor ki mitoz bölünme geçirmekte olan bir hücrede çekirdek zarının parçalanması, kromozomların kromatin ipliğe dönüşmesi, sentromer ayrılması ve DNA replikasyonu olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiş diyor. Şimdi normalde ben direkt otomatikman dediğim gibi sınavda bana hız lazım. DNA replikasyonu nerede gerçekleşir hocam? İnterfazda. Yani ilk sırada bu işlem gerçekleşecek derim ve dörtlü olan şıklar haricini elerim. Sonra hangisi olacak derse DNA replikasyonundan sonra bakıyorum. Çekirdek zarını parçalamış, kromozomların kromatin ipliğe dönüşmesini sağlamış, sentromer ayrılması olmuş. O zaman ikinci sırada çekirdek zarının parçalandığı profaz evresine geçmek isterim. Hocam burası ikinci evredir. Ondan sonra iki şık arasında kaldım artık. Hocam baktım bu dakikadan sonra ne yapacağım? Kromatin ipliğe dönüşüyorsa tekrardan burası telofaz evresidir. Sentromerin ayrıldığı evre ise anafaz evresidir. O zaman önce interfaz, sonra profaz, metafaza ait bir şey yok. O zaman anafaz ve en sonunda da telofaza gelirsiniz. Yani cevabınız 4-1 4-1-3-2 olacak. 4-1-3-2 olan şıkkımız da D seçeneğidir arkadaşlar. Oradan rahatlıkla bulabilirsiniz aşamaları yazdıktan sonra. Altıncı soruya geldiğinizde bir hücrenin bölünme sırasında gerçekleşebilen sentromer ayrılması, sitoplazma boğumlanması ve sentrozom eşlenmesi olaylarından hangileri mitoz bölünme geçirebilen tüm hücrelerde ortak olarak gerçekleşir diyor. Şimdi arkadaşlar baktığınızda mitoz bölünme geçiren tüm hücrelerden bahsedecek. Hocam sentromer ayrılması kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması demek. Bu bütün hepsinde gerçekleşir. Ama sitoplazma boğumlanması diyor. Hocam boğumlanma yaşayan da var. Ara lamel gözlemlenen de var. Yanlış. Sentrozomu olan da var. Olmayan canlılar da var. Bu da yanlış. Buradan cevabı rahatlıkla
A seçeneği bulabilirsiniz. 7. soruya geçtiğimizde diyor ki arkadaşlar, yandaki şekilde mitoz bölme sonucu oluşan K ve L hücreleri gösterilmiştir diyor. Zaten mitoz bölme sonucu oluşursa büyük bir ihtimal arkadaşlar bunun da 2N kromozom vardır. Bunun da yine aynı şekilde 2N kromozomu vardır diye düşünüyorum. Buna göre K ve L hücrelerinin hangileri kesinlikle aynıdır diyor. Şimdi arkadaşlar bütün ihtimalleri hesaplamam lazım. Organel sayıları birebir eşit olmak zorunda değil. Burada benim için önemli olan DNA miktarı ve DNA'daki nükleot diziliminin doğru şekilde kodlanmış olması. O yüzden organel sayısına kesinlikle aynıdır diyemem. Kromozom sayılarını biliyorum, mutasyon geçirmediği sürece daima aynı olmak zorunda. Ve iki mitoz bölüme geçiren hücre birebir aynı gibi görünse de aktif gen sayısı birbirinden farklı olabilir. Burada önemli olan kromozom sayısının sabit kalması ve herhangi bir değişime uğramaması demektir arkadaşlar. O yüzden genelde mitoz bölümü kullanılır. O yüzden aynı olan tek bir seçenek aslında kromozom sayısının aynı olmasıdır. 8. soruya geldiğimizde N eşittir 2 kromozom bir hücrenin mitoz bölünmesine ait bazı evreler verilmiştir diyor. Buna göre numaralandırılan evrelerin gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi bakıyorum arkadaşlar, şöyle bir gözle gözlemlediğimde şurada bir profaz evresi gözüme çarpıyor. Profazdan sonra direkt gözüm metafazı arıyor. Hocam o zaman burası da merkezde dizilimi gördüğüm için metafaz dedim. Metafazdan sonra anafaz, yani ayrılmayı arıyorum. Anafaz kardeş kromatitlerin ayrıldığını görüyorum. Burası ise benim gözümde telafaz aşaması oluyor. Telafaz, anafaz, metafaz ve profaz aşamalarını gördüğüm için başlıyorum. Hocam önce profaz, metafaz, anafaz, telafaz diye gidecek. 2, 1, 3, 4 olacak. 2, 1, 3, 4 ise B seçeneğinde var arkadaşlar. B'yi işaretleyebilirsiniz rahatlıkla. 9. soruda bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmesinde DNA eşlenmesi, iyiliklerin oluşumunu sağlayan yapı ve sitoplazma bölünmesi özelliklerinden hangileri farklılık gösterir diyor. Bakıyorum arkadaşlar, DNA işlenmesi hepsinde bakıldığında interfaz evresinde gerçekleşecek ve hepsinde ortak aynı şekilde gerçekleşir. Bitki hücrelerinde iyiliklerini sağlayan yapı mikrotübüller ya da özel proteinlerdir. Hayvan hücresinde ise bu işi sentrozom yapar. Yani yapı kesinlikle birbirlerinden farklı. Sitoplazma bölünmesi bitkilerde ara lamel, ara plak oluşumuyla gerçekleşirken hayvan hücresinde bu iş boğumlanma şeklinde gerçekleşir. Yani burası da farklı. Bize aynıya değil farklıları soruyor. O yüzden cevabımız 2 ve 3 çıkar. Sonra 10. soruya baktığımızda diyor ki mitoz bölünme geçirmekte olan bir hücrede sentrozomların kutuplara çekilmesi, DNA replikasyonu, sentromer ayrılması, ara lamel oluşumu olaylarından hangi ikisinin birlikte gerçekleşebilmesi mümkün değildir diyor. Şimdi arkadaşlar baktığımda sentrozomların kutuplara çekilmesi falan diyor. Sentrozomlar kutuplara çekiliyorsa o zaman bu bir hayvan hücresidir. Şıklarda bakıyorum. Hocam 1 ile 2 demiş. Sentrozomların kutuplara çekilmesi ve DNA replikasyonu aynı canlıda gerçekleşebilir. Hayvan hücrelerinde bunlar gerçekleşiyor. Biri interfaz, biri de gayet normal şekilde profaz. 1 ile 3'e bakıyorum. Sentrozomların kutuplara çekilmesi, sentromer ayrılması hayvan hücrelerinde gerçekleşebilir. Herhangi bir sıkıntısı yok. 2 ile 4'e bakıyorum. DNA replikasyonu ve ara lamel oluşumu bitkilerde çok rahat bir şekilde gerçekleşebilir. Sentrozomların kutuplara çekilmesi ve ara lamel oluşumu, hocam bir tanesi hayvan hücresinde bulunur ama bitki hücresinde sentrozom bulunmaz. Ara lamel oluşum da sadece bitkilerde görülür. Bu ikisinin aynı anda görülme şansı yok. 3 ile 4'e bakıyorum. Sentromer ayrılması bitkilerde görülür. Ara lamel oluşumu bitkilerde aynı anda görülebilir dersiniz. Kolay soruymuş. Sadece şıklara bakarak bile bulunabiliyormuş ki biz öyle rahatlıkla bulduk. 10. soruya geldiğimizde aşağıdaki tabloda hücre döngüsü evreleri ve döngüde gerçekleşen olaylar verilmiştir. Buna göre diyor aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Hemen seri gidiyoruz arkadaşlar. 1. İnterfaza B demiş. Bakayım, interfaz sentrozom eşlenmesi. Bakıyorum gayet doğru mu? Sentrozom eşlenmesi ve DNA replikasyonu interfazda gerçekleşir. Doğru. Daha sonra mitoza D demiş. Bakıyorum D kardeş kromatitlerin ayrılması. Evet, anafaz evresinde bu gerçekleşebilir. Herhangi bir sıkıntı yok. 3. Yani sitokineze A demiş. Sitoplazmanın boğumlanması görülür. Doğru.
Sonra 1'e C demiş. İnterfazda C. İpliklerin oluşumu. Arkadaşlar ipliklerin oluşumu profazda gerçekleşir. İnterfazda değil. Burada bir hata var. 2'ye E demiş. Mitoza E demiş. Kromozomların ekvatoral düzlemde dizilmesi metafaz evresidir. Mitotik evrede gerçekleşir. Doğru. Burada mitoz dediği şey mitotik evre. Yani karyokinez arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sonra hocam mitoz bölünmenin genelinden bahsediyor demeyin bana. 12. soruya geldiğinizde mitoz bölünmenin profaz evresinde iplerin oluşumu, kromatin ipliğin kromozom halinde belirginleşmesi, çekirdek zarının parçalanması olaylarından hangisi gerçekleşir diyor. Bakıyorum. Sentrozomların zıt kutuplara doğru hareket edip iplerin oluşturması profazda gerçekleşir. Doğru. Kromatin ipleri kısalıp kalınlaşarak artık kromozomlara dönüşür ki çekirdeğin artık yavaş yavaş bölünmeye hazırlanması gerekiyor aslında. Çekirdek zarı da parçalanır. Bu şekilde kromozomlar daha rahat hareket eder. Profaz evresinde arkadaşlar. Üçü de profaza ait bilgidir. Net bilgidir. Sonra 10. soruda aşağıda bir hücreden stökinez sonucu yavru hücrelerin oluşumu görülmüştür. Burada arkadaşlar kabak gibi ara plak oluşumunu göstermiş. Yani bitki hücresi olabilir bu arkadaş demek istiyor açıkçası size. Bu hücrenin mitoz bölünmesi sürecinde aşağıdaki olayların hangisi gerçekleşmez diyor. Bakıyorum. Kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekilmesi gerçekleşebilir. Anafaz evresinde gayet rahat gerçekleşir. Sentriyollerin iyi ipliklerin oluşturulması. Sentriyol demek sentrozol demek. Sentrozol bulunduran bir canlı ara plak ara lamel oluşturamaz. Bitki hücresinde sentriyol bulunmaz. Kromatin ipliğin kromozom halinde belirginleşmesi profaz evresinde gerçekleşir. İyi ipliklerinin kinetokorlarına tutunması yine profaz evresinde gerçekleşir. Çekirdek zarının enzimlerle parçalanması yine profaz evresinde gerçekleşebilir arkadaşlar. Burada kritik rol sentriyollerin bitki hücrelerinde bulunamayacağını anlamanız ya da ara plak oluşumu sağlayan canlılarda sentriyolun bulunamayacağını anlamış olmamız. 14. soruya geldik. Aşağıdaki şekilde bir hücrenin hayat döngüsü şematize edilmiştir diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Klasik şekli vermiş. İnterfaz çoğunluğunu oluşturuyor. Bir kısmı karyokinez. Diğer kısımda sitokinez yani sitoplazm bölünmesinin olduğu kısım. İnterfaz en uzun evredir diyor. Zaten şekilde çok belli bir şekilde %80'ini interfaz oluşturmuş. DNA işlenmesi öncesi yüzey hacim oranı azalır. Bu zaten çekirdeğe şöyle bir emir verir arkadaşlar. Yüzey hacim oranı azaldı artık bölünmen gerekiyor. Kontrolü kaybediyorsun diye bir emir verir. Doğru. Tüm evrelerde ATP harcanır diyor. Sonuçta arkadaşlar siz burada bir hücreden bir başka hücreyi oluşturmak için hazırlık yapıyorsunuz. Birçok sentez reaksiyonu gerçekleşiyor. O yüzden tüm evrede ATP gerçekten harcanır. Buradan E öncülünü bulmuşsunuzdur. 15. soruya geldiğimizde mitoz bölünmenin metafaz evresinde bulunan bir hücre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi metafaz evresine bakıyoruz arkadaşlar. İyi ipliği sayısı, kinetokor sayısı ise aynı yere geldik yine. Arkadaşlar bütün iyi iplikleri gelip kromozoma bağlanmak zorunda değil. Böyle bir eşitliği kurmak saçma olur. Ama şunu diyebilirsiniz. Hocam artık metafaza geldim. Merkezde dizilimi görüyorum. Kromatit sayısı sentromer sayısından fazladır. Çünkü bir kromozomda bir sentromer iki tane kardeş kromatit var. O yüzden mesela bu doğru. Kromozom sayısı ile sentromer sayısı aynıdır. 46 kromozomluysanız her kromozomda birer tane sentromer bulunur. Doğru. İyi ipliği kromozom sayısından fazladır. Bakın fazladır. Fazla olmak zorunda. Bazıları zaten boşta. Kinetokor sayısı da kromozom sayısından fazla olmak zorunda. Çünkü bir kromozomda iki tane kinetokor var. İki yan kısımda arkadaşlar. Direkt dediğim gibi şeklini bilseniz soruyu rahat rahat yapabilirsiniz zaten. 16. soruya geldiğimizde mitoz bölümü sonucu kalıtsal çeşitliliğin olmaması, DNA replikasyonunun hatasız gerçekleşmesi, sitoplazmın eşit olarak bölünmesi, anafazda kardeş kromatitlerin ayrılması, kromozomların kinetokor bölgelerinde iyi ipliklerine bağlanmaması durumlarından hangisi diye açıklanabilir diyor. Şimdi arkadaşlar bize kalıtsal çeşitlilik olmasın diyor. Olmasın diyorsan bakarım. DNA replikasyonu hatasız gerçekleşiyorsa birebir aynısı olur. Yani istediğim şey çeşitlilik olmaz. Sitoplazmanın eşit bölünmesi diyor. Arkadaşlar sitoplazmanın eşit bölünmesiyle kalıtsal çeşitliliğin olmaması arasında çok da bir geyik muhabbeti yok desem yeridir. Anafazda kardeş kromatitlerin ayrılması. Zaten normalde anafazda kardeş kromatitler aynı şekilde ayrılırsa herhangi bir şekilde çeşitlilik yine olmaz. Sonra bakıyorum.
Kromozomların kinetokor bölgelerine iyi iplerin bağlanmaması. Bağlanmama da sıkıntı açığa çıkar. Resmen bir mutasyon gerçekleşir gibi düşünün. Burada çeşitlilik açığa çıkar dersiniz. Buradan da eminim herkes 1-3 bulmuştur. Belki bazılarınız hani 1-3-4 de yapmış olabilir hatadan. Ama olsun, genelde cevap 1-3 diye çıkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. O yeni soruya geldiğimizde aşağıdaki grafikte bitkilerde meristem doku hücrelerinin bölünme sırasında DNA miktarındaki değişim diyor. Bakın arkadaşlar, hep aynı yerden oynuyor. Hocam burası interfaz. İşte profaz, metafaz, anafaz, telafaz. Burası da sitokinez. Buna göre numaralandıran zaman aralıklarında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez diyor. Bakıyorum. Bir de sentrozom eşlenmesi demiş. İnterfazda sentrozom eşlenmesi meydana geliyor muydu diye düşünürler ve bu bitki hücresi. Bitki hücresinde sentrozomun hocam ne işi var demez misiniz? 2 de yani profazın, metafazın, anafazın, telafazın görüldüğü yerde çekirdek zarı yeniden oluşur mu? Evet, telafazda oluşur. Son 2 de kardeş kromatitlerin ayrılması, anafaz orada var mı? Var. Kromatin ipliğin kromozoma dönüşmesi yani profaz, evet o aralıkta var. 3 sitokinez, bitki hücresinde RLM oluşum gözlenir mi? Gözlenir. Yani buradaki amaç soruda bitkilerde yazdığını fark ettiniz mi? Fark ettiyseniz zaten rahat rahat sorunun cevabını bulabilirsiniz diyor arkadaş. Şimdi arkadaşlar, mitoz bölünme kısmı bitti. Buradan sonrası eşeysiz üreme, eşeysiz üreme sorularını çözeceğiz şimdi. Şimdi arkadaşlar, eşeysiz üreme ile ilgili temelli mitoz bölünme oluşturur. Kısa zamanda çok sayıda birey oluşumunu sağlar. Değişen çevre koşullarında bireylerin hayatta kalma şansını arttırır diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru diyor. Bakıyorum. Temelli gerçekten mitoz bölümü oluşturur. Doğru. Sonra kısa zamanda çok sayıda birey oluşumunu sağlar. Yani meyoz bölünmeye göre gerçekten eşeysiz üreme çok avantajlıdır. Değişen çevre koşullarında bireylerin hayatta kalma şansını arttırır demesi yanlış. Çünkü eşeysiz üreyen canlılarda birebir yapı aynısını oluşturacağı için belli bir zaman sonra çeşitlilik azalır. Bu çeşitlilik azaldıktan dolayı da değişen çevre koşullarına ayak uyduramayıp doğal seleksiyona uğradıkları söylenir. O yüzden buradan 1 ile 2 doğru, 3 ise yanlıştır arkadaşlar. Sonra ikinci soruya gelip baktığımızda canlılarda görülen eşeysiz üreme çeşitleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bakıyorum. Bakteriler ikiye bölünme ile ürer. Yani bölünerek üreme diye görülür. Doğru. Deniz yıldızı kopan parçasından yeni bir deniz yıldızı oluşturur. Hem yenilenmeye hem üremeye gerçekten örnektir. Doğru. Kara yosunları sporla ürer. Doğru. Hidra tomurcuklanma ile ürer. İsterse o tomurcuk o canlı üzerinde yaşar ya da kopup yeni bir yerde yaşamaya devam eder. Çam güzeli bitkisi rejenerasyon demiş. Arkadaşlar bu bitki tohumla ürer, rejenerasyonla değil. O yüzden çok büyük bir hata yapmış aslında. Üçüncü soruya geldiğimizde aşağıdaki şekilde bakteri hücresinin eşeysiz bölünerek üremesi gösterilmiştir diyor. Buna göre bakterinin bölünerek üremesinde aşağıdakilerden hangisi görülür diyor. Arkadaşlar baktığımızda zaten DNA'sını eşediği, DNA replikasyonunun olduğu belli. Ama şunu fark edin. Bakteride zarlı organ olan çekirdek bulunmaz. O yüzden çekirdek bölünmesini gerçekleştirmeye de ihtiyacı yoktur. Önce DNA'sını eşlemiş, sonra farkındaysanız sitoplazmasını bölmüş dersiniz. Buradan da rahatlıkla D seçeneğini bulabilirsiniz. Dördüncü soruya geldiğimizde diyor ki yandaki şekilde deniz yıldızının kopan kolundan yeni bir deniz yıldızının oluşumu gösterilmiştir. Bu süreçte gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakıyorum mitoz bölünme meydana gelmiştir. Doğru. Burada bir rejenerasyon var farkındaysanız. Doku farklılaşması gerçekleşmiştir. Doğru. Çünkü dokular farklılaşarak yeni bir canlıyı yani yeni bir deniz yıldızını oluşturmuştur. Kalıtsal çeşitlilik sağlar diyor. Bu bir eşeysiz üreme örneği arkadaşlar. Eşeysiz üremede kalıtsal çeşitlilik sağlanmaz. Rejenerasyon üremeyi sağlar diyor. Doğru. Zaten fark etmiştik biz onu. Deniz yıldızının hızlı bir şekilde çoğalmasına sebep olur. Evet, temeli mitoza dayandığı için kısa sürer. Kısa sürdüğü için de hızlı bir şekilde gerçekleşebilir dersiniz. Beşinci soruya geldiğimizde bitkilerde vejetatif üreme ile ilgili diyor. Aşağıdakilerden hangisi doğru diyor bana bakalım. Kaliteli ürün veren bitki nesillerinin devamlılığını sağlar. Doğru. Sonra sabit çevre koşullarında oluşan bireylerin hayatta kalma şansı yüksektir. Sabit olmak şartıyla. Doğru. Çünkü değişen çevre koşullarına ayak uyduramazlar. Çiçekli bitkilerde görülmez diyor. Çiçekli bitkilerde niye görülmesin vejetatif üreme arkadaşlar? Böyle bir kural var mı? Yok. O yüzden cevabımız
C seçeneği olarak çıkar. Altıncı soruya gelip baktığımızda diyor ki ökaryot hücre yapısına sahip canlılarda gerçekleşen üreme çeşitlerinin ortak özelliği yani tomurcuklanma ile üreme, bölünme ile üreme ve vejetatif üremenin ortak tarafını soruyor. Çok hücreli canlılarda görülme diyor. Ben tomurcuklanma ile üremenin hidrada görüldüğünü biliyorum arkadaşlar. Yani çok ve tek hücreli canlılarda görülüyor hepsi. Sadece durup çok hücreli canlıda gerçekleşir diyemem. Burada bir hata var. Mitoz bölünme ile gerçekleşme. Bunlar birer eşeğist üreme olduğu için eşeğist üremenin temeli mitoza dayanır. Sanki bu cevap daha mantıklı gibi geldi bana. Eşeğist üremenin temeli yine mitoza dayandığı için kalıtsal çeşitliliği sağlama imkanınız düşüktür. Evrimsel sürece bu yüzden katkı sağlayamaz. Omurgasız hayvanlarda gerçekleşir diyor. Vejetatif üreme bitkilerde gerçekleşir arkadaşlar. Bu da patlar elimde. Yani cevabımız bu şekilde. B seçeneği çıkar. Bilginiz olsun. Güzel soruymuş. Yani şuradan bu yorumu yapabiliyorsanız zaten olayı anlamışsınızdır. 7. soruya geldiğimizde bitkilerde aşağıdaki yapılardan hangisi vejetatif üremeyi sağlamaz diyor. Bakıyorum hocam. Yapraklar olur. Sürünücü gövde, çileklerde çok güzel stolon gövde görülür. Yumru gövde, eyvallah. Rizomla üreme görülür. Arkadaşlar aslında adam şöyle yapraklarda çelikli üreme, stolon gövdeyle üreme, yumruyla üreme, rizomla üreme ama tohum bir vejetatif üreme şekli değildir. Bu bir eşeğli üreme şekli. Yani tohum döllenmiş olduğu için diyor. Ona dahil etmemiştir. O yüzden D seçeneği seçiyor. 8. soruya gelip baktığımda aşağıdaki şekilde hidranın tomurcuklanma ile üremesi gösterilmiş diyor. Evet gerçekten tomurcuk üzerinde oluşmuş. Sonra bağımsız şekilde hayatını devam ettirmiş herhalde. Şekil bize bunu gösteriyor. Buna göre tomurcuklanma ile üreme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru diyor. Bakıyorum. Bazı mantar türlerinde de görülebilir. Doğru. Sonra tomurcuk oluşumu mayoz bölünme ile gerçekleşir diyor. Oysa ki bu saçma. Yani eşeğist üremeden bahsediyoruz. Nerede mayoz bölünmeden bahsedeyim? Oluşan bireyin DNA'sına gidip 4 dizilimi ata bireyle aynıdır. Sonuçta tomurcuklanma ile üreme bir eşeğist üremedir ve temeli mitoza dayanır. O yüzden ata bireyle dizilim birebir aynıdır diyebilirsiniz. Buradan da cevabı D seçeneği olarak bulursunuz. 9. soruya geldiğimizde diyor ki yandaki şekilde planaryanın rejenerasyonla üremesi yani kopan parçası kendini tamamlamış yeni bir canlı oluşturmuş haberiniz olsun diyor. Bu süreçte aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez diye sormuş. Arkadaşlar rejenerasyonla üreme yine bir eşeğist üreme örneğidir ve temeli mitoza dayanır. Mitoza dayanıyorsa canlının kopan parçası kendini tamamlayıp yeni bir canlı oluşturuyorsa burada çeşitlilik meydana gelmez. Mayoz bölünme çeşitlilik sebebidir. Döllenme çeşitlilik sebebidir. 1 ile 3 gerçekleşirse zaten bu bir eşeğist üremeden çıkar. O yüzden cevap rahatlıkla D seçeneği bulmuşsunuzdur diye düşünüyorum. 10. soruya geldiğimizde diyor ki canlıda görülen rejenerasyon olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru diyor. Bakıyorum. Canlının gelişmişlik düzeyi arttıkça rejenerasyon yeteneği azalır. Kesinlikle doğru. Buna en güzel örnek biziz. Rejenerasyon yeteneğimiz düşük. Hatta birkaç tane yapımızda anca görülür bu olay. Aynı karaciğerimiz gibi ya da dilimiz gibi. Kertenkele de rejenerasyon üremeyi sağlar diyor. Hayır. Kertenkelenin kopan kuyruğu sadece yeniden çıkar. Öbür kuyruk kesinlikle bir kertenkele oluşturmaz. Bir üreme değildir. Üreme kısmı saçma olmuş. Bir canlının tüm dokularının rejenerasyon yeteneği aynıdır diyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. Mesela bize bakıldığında bizde bile birkaç dokuda bunun gerçekleşebildiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Buradan da eminim herkes A seçeneğini işaretlemiştir diye düşünüyorum açıkçası. 11. soruya geldiğimizde diyor ki partenogenez ile üreme. Hatırlıyorsanız biz bunu arılarda çok net bir şekilde görmüştük. Hangisi doğru diyor bakalım. Döllenmemiş yumurta hücresinden yeni biri oluşur. Erkek arılar oluşur demiştik. Doğru. Sadece omurgasız hayvanlarda görülebilir denildiğinde sadece omurgasız hayvanlarda partenogenez görülmediğini ben size örnek vererek söylemiştim. Yumurta hücresinin kimyasal uyarıcılar ile bölünüp yeni bir birey oluşturmasına deneysel partenogenez denir. Zaten şurada kimyasal uyarıcı örneğini vermiş. Deneysel olduğu çok net bir şekilde belli arkadaşlar. Buradan da rahatlıkla zaten D seçeneğini bulabilirsiniz. 12. soruya geldiğimizde aşağıdaki olaylardan hangisi mitoz bölünme ile sağlanmaz diyor. Ampim bölünerek üremesi. Bölünerek üreme zaten mitoz bölünme, eşeğist üremeye çok güzel örnektir. İnsanda yumurta hücresinin oluşumu, yumurta ana hücresinden yumurta oluşumu mayoz bölünme ile gerçekleşir arkadaşlar. Mitozla gram alakası yoktur.
Tohumun oluşumu mayozdur ama çimlenmesi mitozdur. Doğru. Mantar sporlarının yeni bir oluşumu. Sporların oluşumu mayoz ama sporlardan yeni bir oluşumu mitozdur. Embriyonun büyüyüp gelişmesi mitozdur. Direkt bu şekilde düşünerek bile rahat rahat şıkları eleyebilirsiniz. Onun için soruya geldiğinde diyor ki meyve yetiştiricilerinde kaliteli bitkilerden elde edilen tohum yerine bu bitkilerden alınan dal parçası ile aşılama yapılarak vejetatif yolla bitki üretimi sağlanır. Aşılama yöntemini bize açıklamış. Sonra meyve yetiştiricilerinin vejetatif yolu tercih etmeleri durumlarından hangileriyle açıklanabilir diyor. Bakıyorum. Bitkilerde kazanılan özelliklerin korunmasını sağlar. Kesinlikle doğru. Çünkü aynı yapıda bitkiyi oluşturacak aşıladığı ağaç için. Tohum ile üremenin kalıtsal çeşitliliğe neden olması ki biz istiyoruz ki aynı kaliteli bitki oluşsun. O yüzden tohumla üremeyi kullanmıyorlar. Daha kısa sürede ürün alabilmek için imkan sağlanması doğru. Aşılama yönteminde bu üç yöntemi de kullanıyorlar ki bir an evvel bitki sürgün versin oradan aşı tutsun ve aynı bitki aynı kalitede tekrardan oluşsun istiyorlar arkadaşlar. 14. soruda aşağıdaki şekilde öglenenin eşeği sürülmesi resmen arkadaşlar boyuna bölündüğünü adamsız şekilde göstermiş. Buna göre diyor olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. İlk yapacağı iş şudur. Sıralama zaten basittir. İlk önce interfaz evresi gerçekleşir. Hazırlık evresi DNA kendisini replik eder. İki katına çıkartır. Sonra karyokinez gerçekleşir. En sonra da sitokinez gerçekleşir. Zaten sıralamayı kendi vermiş. 1, 2, 3 diye rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. İnterfaz evresi, karyokinez ve sitokinez sonrası zaten canlı bölünmüştür artık. 15. soruya geldiğimizde diyor ki bakteri ve paramecium'un bölünerek üremesi sırasında arkadaşım biri bakteri yani prokaryot yapılı bir canlı, biri paramecium yani ökaryot yapılı bir canlıdan bahsediyoruz. Önce bunu bilmen lazım. Sonra kardeş kromatitlerin ayrılması, ayrılma deyince anafaz, DNA replikasyonu deyince interfaz, sentrozom eşlenmesi deyince sanki interfaz, iyiliklerin oluşması deyince sanki profaz diyesim geldi. Şimdi adam bana diyor ki olaylarının hangileri ortak olarak görülür diyor. Hocam şimdi sentrozom, iyipliği oluşması, DNA replikasyonu falan denildiğinde insanın aklına direkt şu geliyor. Ya hocam bakteri zaten mitoz bölünme geçirmiyor. Amitoz bölünme geçiriyor. Bu arkadaşın yapabileceği tek bir şey var. Hani tek bir şey var. O da bir an evvel DNA'sını eşleyip bölünmek. Durup da niye uğraşsın? Yok sentrozom eşleyeceğim, yok iyipliği eşleyeceğim diye. Adamların burada buluşabileceği tek bir nokta var. O da burası. Yani interfaz evresi. İnterfaz hariç bakteri diğerlerini umursamaz bile. Ha paramösüm görür mü? Görür. Tamam mı? Bakterilerin amitoz bölündüğünü bir bilin. Geometrik olarak sayısının arttırıldığını bilin. Herhangi bir sıkıntı açığa çıkmaz. 16. soruya gelip baktığınızda aşağıdaki şekilde aşılama yöntemi gösterilmiştir diyor. Resmen aşı yapmışlar ana bitki üzerine ve 10 yıl sonra o bitkinin oluştuğunu göstermişler. Buna göre aşılama yöntemiyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlış diyor. Meyve ve aşının DNA'larındaki kalıtsal bilgi aynıdır. Kesinlikle doğru. Aşılama bir sonuçta mitoz bölünme, eşey süreme örneği. Aşılama kaliteli ürün veren bitkilerin nesillerinin devamını sağlar. Doğru. Zaten insanlar o yüzden hızlı bir şekilde gerçekleşsin diye yapıyor. Aşılama sonucu oluşan bitkinin tohumu ile aşı parçasının bakın tohumu dediği an hocam tohum dedim benim aklıma bir mayoz bölünme gelir. Orada bir çeşitlilik vardır diye bir işaretlerim. Aşılama sonucu oluşan bitkinin kök ve yapraklarının DNA niteliği birbirinden farklıdır. Evet çünkü aşağıdaki bitkiyle aşı bitkisi birbirinden farklı bitkiler. Aşılama aynı tür veya yakın akraba bitkileri türler arasında uygulanabilir. Doğru. Elma ağacına mesela kırmızı elmaya, beyaz elmaya ya da sarı elma dediğin şeyi aşılayabilirsiniz. Kırmızı eriye, yeşil eriyi aşılayabilirsiniz. Yani mümkünse yakın akraba olmaları bu işte uygun seçenektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. 17. soruda aynen şunu diyor. Hidra'nın tomurcuklanma ile üremesi ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir diyor. Bakıyoruz. Tomurcuklanma sonucu oluşan bireyler ata bireye bağlı olarak kalarak polip oluşturur. Yani polip dediği şey ocağın üzerinde yaşamaya devam eder demesi doğru. Poliplerden ayrılarak bağımsız yaşayan medüzlerin kalıtsal bilgisi ayrıldığı polip ile aynıdır diyor. Zaten arkadaşlar tomurcuklanma ile üremenin temel mantığı mitoza dayandığı için kalıtsal bilgisi de aynıdır. Medüzler tomurcuklanma ile üreyebilir diyor. Artık medüzler arkadaşlar tomurcuklanma ile üreyemez. O yüzden bu gitti.
Buradan inşallah D seçeneğini bulmuşsunuzdur. Güzel soruymuş ama. Şimdi bu soruya geldiğimizde diyor ki birinci soruda canlılarda görülen olaylardan hangileri eşeysiz üreme ile sağlanır diyor. Bakıyorum hemen. Verimliliği yüksek türlerin nesillerin devamını sağlamak doğru. Mitoz bölünmeye dayandığı için temeli rahat edersiniz. Tür içi kromozom sayısı sabit kalır. Doğru. Kalıtsal çeşitlilik mitoz bölünmeyle ya da eşeysiz üremeyle sağlanmaz. Mayoz bölünme ya da mutasyonla sağlanır deyip bu şıkkı elemişsinizdir. Buradan cevabımız 1 ve 2 çıkmıştır diye düşünüyorum. İkinci soruda eşeysiz üremede olaylarından hangileri görülmez diyor. Hemen bakıyorum. Eşeysiz üremede mitoz bölünmeye dayanır temeli doğrudur. Herhangi bir şekilde döllenme zaten gözüme çarptı görülmez. Herhangi bir şekilde gamet oluşumu görülmez. Temeli mitoza dayanır. Gamet ve döllenme ise kesinlikle göremem arkadaşlar. Biraz saçma olmuş o iki şık. Daha sonra bölünerek üreme, toprak solucanı, amip ve hidra canlılarından hangisinde görülebilir diyor. Arkadaşlar bölünmeyle üremede kesinlikle bizim gördüğümüz bir şey vardı. Amip, öglena ve paramecium. En net gördüğümüz canlılar. O yüzden cevabımız direkt inşallah hiç düşünmeden yalnız iki olmuştur. Hidrada tomurcuklanma ile üreme var biliyorsunuz. Toprak solucanı da zaten bölünerek üremiyor. Kesilen parçası kendini tamamlıyor. Rejenerasyon yeteneği yüksek olan bir canlı. Onu fark etmişsinizdir. Dördüncü soruya geldiğimizde aşağıdaki şekilde kopan bir bitki dalından yeni bir bitkinin oluşumu yani bildiğiniz çelikli üreme yaptırmış arkadaşlar. Çelikli üreme de diyor bu süreçte olaylarından hangisi gerçekleşir diyor bakıyorum. Çelikli üreme bir mitoz bölünme örneğidir. Dokular birbirini tamamlayarak aynı bitkiyi oluşturur doğru. Aynı bitki oluştuğuna göre arkadaşlar mayoz bölünme zaten görülmez deyip işaretlemişsiniz. Dokulaşma dediği tekrardan büyümesi demek. Sonra geldim. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde eşeysiz üremeyi sağlamaz? Bakıyorum. Bir kavak bitkisinden alınan çeliklerden yeni kavak bitkisi resmen çelikli üremeyi açıklamış bana. Eşeysiz üreme şeklidir. Doğru. Çelik bitkisinin sürünücü gövdeyle yani stolon gövdeyle üremesi eşeysiz üreme örneğidir. Doğru. Patates yumrusun bitkisinin yumru gövdeden yumru ile üreme, soğanla üremeye örnektir. Eşeysiz üreme. Doğru. Fasulye tohumlarının, bakın tohumlarının yeni fasulyeleri oluşturması eşeysiz üreme değildir. Lale rizomlarından yeni lale bitkisi rizomla üreme bir eşeysiz üreme şeklidir. Arkadaşlar şu rizomu, yumruyu, sürünücü gövdeyi, çelikle lafını duyduğunuz zaman zaten hocam bunlar birer vejetatif üreme şekli deyip yapıştırın geçin. Niye bekleyeceksiniz sorularda? Devamlı okumuyorum bir de farkındaysanız. Kopyayı yakaladım mı geçerim. Süre lazım bana. Altın soruda geldim. Tomurcuklanarak üremeyle ilgili yani hidra gelsin aklımıza. Hangisi doğrudur? Bakıyorum. Sadece tek hücreli canlılarda görür. Hayır hocam tek hücreli canlı diye bir şey yok. Kalıtsal yapı korunur mu? Kesinlikle doğru. Koloni oluşturabilir mi? Bir önce medüzlerden falan bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Polip ve medüz hidra üzerinde. Koloni oluşturup yaşayabilirler ya da ayrıca yaşamına devam edebilirler demiştik. O yüzden burada da bayağı rahat etmişsinizdir bu soruda. 7. soruya geldiğimizde diyor ki aşağıdaki şekilde planeryanın eşeysiz üremesi gösterilmiştir. Arkadaşlar bakıyorum. Bakın yüzeysel baktığım halde ben planeryayı 3 parçaya ayırmışım. Her parça kendini tamamlamış. Yeni bir planerya oluşturmuş. Oh ne güzel hayat diyor. Sonra devam ediyorum. Buna göre bu süreçte aşağıdaki olaylarda hangisi gerçekleşmez? Hocam sonuçta temeli mitoza dayanmayacak mı ya? Kardeş kromatitler ana fazda ayrılabilir gayet normal. İnterfazda DNA replikasyonu gerçekleşebilir gayet normal. Sentrozomlar ipliklerini profazda oluşturabilir gayet normal. Çekirdek zarının parçalanması profazda gerçekleşebilir gayet normal. Ama ara lamel oluşumu diyor. Abi ara lamel bitkilerde oluşuyordu. Ne ara planeryaya geliverdin sen demez misiniz? Yani çok kabak gibi hani orada son şıkkı saklamışlar ki belki oraya kadar yanlış yaparsınız diye. Sonra aşağıdaki şekilde çiçeksiz bitkilerin hayat döngüsü verilmiştir diyor. Bakıyorum. Hocam sporofitler mayoz bölünme geçirmiş sporlar oluşturmuş. Sporlar gametofitleri oluşturmuş. Sonra gametofitler yumurta ve sperm oluşturmuş. O da döllenerek tekrardan zigot oluşturmuş. Belli. Buna göre diyor yapılarından hangileri mitoz bölünme sonucu oluşur? Hocam bakalım. Gametler nasıl oluştu? Yani yumurta ve sperm gametofitlerin mitoz bölünmesi sonucu kromozom sayısı değişti mi? Hayır. Doğru.
Spor nasıl oluştu? Sporofitten spor oluşurken meyoz bölünmeye geçirdi, gitti. En kromozomlu yumurta ile en kromozom sperm döllendi, zigot oluşturdu. Döllenme mitoz bölünme sonucu oluşmaz dediğiniz gitti. Alın size cevap. Çatır çatır bulduk. Sonra geldik 9. soruya. Diyor ki bakterilerin bölünerek eşeysiz üremesinde eşlenmiş DNA'ların birbirinden uzaklaşması, DNA'nın kendine eşlenmesi ve sitoplazma bölünmesi olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Bir kere sitoplazma bölünmesinin en son olacağını biliyorsanız en sonda 3'ü ararsınız. Yani 2 şıkka kadar zaten patır patır gider. Bakın 3 burada, 3 burada. Sonra DNA mı önce kendini eşler yoksa, bakın yoksa eşlenmiş DNA birbirinden uzaklaşır mı deseniz çok basit. Önce DNA kendini eşler, sonra eşlenmiş olan DNA birbirinden uzaklaşır ve en sonunda da sitoplazma bölünmesi görülür dersiniz. Buradan da rahatlıkla uçağa kaça C seçeneğini işaretlersiniz. 10. soruya geldiğimizde aşağıdaki tabloda bazı canlıların üreme şekilleri verilmiştir diyor. Buna göre numaralandırılan eşleştirmelerden hangisini yanlışlık yapılmış diyor. Bakıyorum amip bölünerek ürer doğru. Hidra tomurcuklanmayla ürer doğru. Kertenkele rejenerasyonla ürer demiş. Hayır arkadaşlar bu bir üreme şekli değil. Zaten bu biraz saçma olmuş. Gerçekten efsane saçma olmuş. Eraltı sporla ürer doğru. Menekşeler vejetatif üreme görülür bunlar da doğru. Onlar da bir üreme şekli değildir arkadaşlar. Bir yenilenmedir. O yüzden kertenkeleyi sürekli gözünüze sokacaklar öyle sınavda. Yanlış yapın da biz de oradan prim kazanalım diye. İnşallah kazanamazlar. 11. soruya geldiğimizde eşeğ süremeli ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlış diyor. Bakıyorum. Kazanılmış özellikler korunur. Temeli mitoza dayandığı için gayet mantıklı. Birey sayısında artış sağlanır. 1 iken 2, 2 iken 4 diye sayı artar. Doğru. Hayvanlar aleminde görülmez diyor. Hayvanlar aleminde niye eşeğ süremi görülmesin ki arkadaşlar? Bunun bir engel mi var derler insana. Sonuçta biz kendi vücudumuzda bile düşündüğümüzde hani eşeğsiz üreme dediğimiz mesela dokuların yenilenmesi tarzında şeyleri görebiliyoruz. Yani rejenerasyon yeteneğimiz az da olsa var yani. Kalıtsal çeşitlilik sadece mutasyonla sağlanabilir. Zaten bu tam mitozda karşımıza gelebilecek bir şey. Yani eşeğsiz üremenin gerçekten temelini oluşturuyor. Sabit çevre koşullarında avantajlıdır. Arkadaşlar bakın sabit de avantajlıdır ama değişen de zarar verebilir. Hani bir yorumda aklınızın bir kenarında bulunsun. Sonra aman diyeyim sorularda patlamayın. 12. soruya baktığımızda Eğrel Totu'nun hayat döngüsünde gerçekleşen bazı olaylar aşağıdaki gibidir diyor. İki enden ene düşmüş. Sanki biraz mayoz gibi. Enden ene çıkmış. Sanki mitoz gibi. Spor gametofit oluşturmuş. Sanki mitoz gibi duruyor şu an onun verdiğine bakarsak. Buna göre XYZ olaylarından hangisi mitoz bölünmeyle gerçekleşir diyor. Arkadaşlar iki enden ene düşüyorsa zaten Z mayoz. Yani pardon X mayoz. X'i bir zaten bir katledersiniz gibi geliyor bana. Hocam Y'de değişmemiş. Z'de değişmemiş. Y ve Z o zaman benim temelimde mitoz bölünme oluşturuyor diyebilir gayet rahat bir şekilde. 12. soruya geldiğimizde bölünerek üreyen canlıların tamamında. Bakın bölünen canlıların tamamında diyor. Olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir? Bakıyorum. Hocam DNA replikasyonu benim için inter faz demek. Bütün hepsinde gerçekleşmesi şart. Ama mesela bakterileri göz önüne aldığımda bunlar mitoz bölünme geçiriyor muydu? Hayır. Yani tamamı kesinlikle mitoz bölünme geçirmiyor. O mitoz bölünme geçirenler sadece DNA'sını eşleyip sitoplazmasını bölüp bu işi tamamlıyor. Aradaki safhaların tamamını atlıyorlar ki bu sayede sayıları hızla artıyor dersiniz. Buradan da inşallah C seçeneğini bulabilirsiniz. 14. soruya geldiğimizde eşeysiz üreme diyor. Canlılarda var olan kalıtsal özelliklerin korunması diyor. Doğru. Evrimleşme hızının artması diyor. Oysa ki eşeysiz üremenin temeli mitoza dayandığı için evrimleşme hızını arttıramaz. Evrime herhangi bir katkısı yoktur. Kısa zamanda çok sayıda birey oluşturur. Kesinlikle doğru. Hızlıdır. O yüzden cevap 1 ve 3 çıkıyor arkadaşlar rahatlıkla. Son 15. soruya geldiğimizde diyor ki aşağıdaki şekilde doku kültürü yöntemiyle havuç bitkilerinin oluşumu gösterilmiştir. Havucun kök hücrelerini koyuyorlar arkadaşlar. Tekrardan havuç oluştuğunu görüyor. Buna göre hangisi meydana gelir diyor. Bakıyorum. Hocam mitoz bölünmeyle herhangi bir değişiklik olmadan havuç bitkisi oluşmuş mu? Evet. Kök
bölgeleri farklılaşarak yeni bitkiyi oluşturmuş mu? Yani aktif gen bölgeleri farklılaşmış mı? Doğru. Genetik bilginin değişmesi diyor. Genetik bilgi değişseydi eğer havuç değil başka bir bitki oluşurdu. Yani temeli mayozu dayanır derdiniz. Saçma olurdu zaten. O yüzden de cevabımız buradan rahatlıkla C seçeneği çıkmış olur. 16. soruda diyor ki aşılama yöntemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru diyor. Bakalım. Aşılamadan sonra oluşan genç bir sürgünler hem anaç hem de aşının kalıtsal özelliğini taşır diyor. Şimdi arkadaşlar düşünüyorum anaç bitkinin özelliğini taşısaydı zaten aşının bir anlamı yoktu. O yüzden genç sürgün hangi bitkiden alındıysa onun özelliğini taşır. Bu biraz saçma olmuş. Kısa zamanda kaliteli bitkiler üretmek için tohumla üretmektense aşılama yöntemini kullanıyorlar. Bu doğru. Daha kısa zamanda kaliteli bitki alabiliyorlar çünkü. Aşılama ile yeni bitki türleri diyor. Amaç zaten arkadaşlar aşılama bir eşeği süreme taktiği. Madem yeni bitki oluşturacaklar, niye eşeği süreme kullanıyorlar ki? Niye aşılama kullanıyorlar ki? Kullanmasınlar. Tohum kullansınlar o zaman. Bu da saçma. Buradan da cevabımız yine A seçeneği çıkmış olur. Herhalde son sorumuz bu. Aşağıdaki şekilde çilek bitkisinin sürüncü gövde ile üremesi gösterilmiştir diyor. Buna göre X ve Y bitkilerinin yapılarından hangilerinin kalıtsal bilgisi aynıdır diyor. Bakıyorum arkadaşlar. Sonucu mitoza dayanmayacak mı? Mitoza dayanıyorsa yaprakların birebir yapıları aynıdır. Aynı bitkiden oluşmuş sonuçta. Meyvenin de birebir yapısı aynıdır. Ama bakın hep tohumdan bahsediyorsa tohumda kalıtsal yapının aynı olduğunu söyleyemezsiniz arkadaşlar. Burada biz sürünücü gövdeyle üreme diyoruz. Yani gövde üzerine çıkan bitki toprağa tekrardan daldırılmasıyla yeni bitki oluşumu görülüyor. Çeşitlilik sağlanmıyor. Ama siz tohum dediğiniz zaman bu işin içerisine çeşitlilik katmış olursunuz. O da kalıtsal bilgiyi değiştirir. Ama yaprak ve meyvede herhangi bir şekilde kalıtsal bilgi değişmez. Buradan da rahatlıkla C seçeneğini bulmuş olursunuz. Bakayım. Aynen arkadaşlar. Sorularımızın çözümü burada sona erdi. Eğer kafanıza yatmayan, bilemediğiniz ya da hani hocam şu soruyu bir daha bakabilir miyiz dediğinizde yine kapım açık, telefonum açık. İstediğiniz zaman soru sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.